Fatma Barbarosoğlu. 21. yüzyılın en sıradan insanı anneler ve çocukları mı? Yaz tatili paranın katili diyen bir masar Fuat Özkan şarkısı vardı. Uzun bayram tatilleri de bayramın katili oldu. Bu uzun bayram tatillerinde insanları mutsuz edecek paylaşımların başında tatil beldelerinde çekilip paylaşılmış fotoğraflar geliyor. Farklı yerlere gidemeyenler hiç olmazsa farklı bir aurası, ambiyansı ne demekse olan kafeye gidip ben ve filan etiketli görüntüler paylaşıyor. Hayatımıza giren sosyal medya paylaşımlarıyla her yerin kafe olması arasındaki etkileşime dikkat kesilmiş durumdayım. Mahallemizin dört bir tarafına her gün yeni bir kafenin açılışına tanık oldukça, açılan her yeni kafenin kendi talep kitlesini oluşturmak üzere yaptığı aksiyonları gördükçe hayata düzenli olarak kafelerden bakmaya karar verdim. Böylece 90'ların ruhunu ramazanname ve otobüsname ile yakalamaya çalışan kalemim 2000'lerin ruhunu kafeler üzerinden görmeye odaklanacaktı. Bir vesileyle yolumun düştüğü kafelerde orada gördüklerimi hemen orada yazmam gerektiğine karar verdim. Çünkü 2000'lerin ruhu hemen şimdi ve burada üzerinden mayalanıp kabardığına göre gözlemlerimi ben de hemen şimdi ve burada kaydetmeliyim. 2. Mekanın adı kahve dükkanı. Çoğunluk bahçede. İçeride birkaç kişi var. Dikdörtgen masada tam teçhizatlı olarak yerleşmiş 40 yaşlarında bir kadın oturuyor. Skype üzerinden görüşme yapıyor olmalı. Kulağında kulaklık. Kendisini ortamdan yalıtmış bir şekilde konuşmasını sürdürüyor. Bir müddet onu seyrettim. Ne kadar rahat. Kendi evinde olsa ancak bu kadar rahat olabilir. Etrafı görmüyor. Etraf tarafından görülüp görülmediğini umursamıyor. Bir taraftan ona bakıyorum, bir taraftan da ona bakıyor olmamın mahremiyet ihlali olup olmadığını düşünüyorum. Kamusal bir mekanda bir masaya oturarak kendi özel alanımızı inşa etmiş mi oluyoruz? Bizim masamıza bakmaya devam edenler özel alanımızı ihlal mi etmiş oluyor? Gözümü Skype ile görüşen kadından ayırdığımda tek sıra halinde yürüyen ve önlerindeki devasa boyutlardaki bebek arabasını süren üç genç kadını gördüm. Benim masamın yanındaki masaya gelip oturdular kulağım onlarda. Duyduğum cümle kırıntılarından hiçbir veri elde edemiyorum. Benim eşim cumartesi günü için yaşıyor, adeta diyor, diğer bir anneye göre daha minyon olan kumral anne. Siyah at kuyruklu olan kayınvalide ve kayınpederinden bahsediyor. E çok genç mi evlenmişler diye soruyor ikisi birden. Bu soruyu sorduklarına göre bunlar akraba değil. İş arkadaşımı. E nasıl oldu da aynı anda bebek sahibi oldular? İkisi arkadaş, üçüncü yabancı diye bir tez geliştiriyorum. Ama duyduğum cümle kırıntıları bu tezi beslemeye yetmiyor. Ne yapayım bu yazı yarım mı kalsın şimdi? Kafelerden zamanın ruhunu yakalama projem doğmadan ölsün mü? Bütün cesaretimi toplayıp, affedersiniz, söylemeden edemeyeceğim, üçünüzün aynı anda bebek sahibi olması ne hoş diyorum. Bu şaşkınlıkla, sıkça karşılaşıyor olmalılar ki şaşırma frekansımı yarıya düşürecek gerçeği söylüyorlar gülerek. Biz üçümüz de hamile pilatesinden arkadaşız. İyi ki cesaretimi toplayıp çiçeği burnunda annelerle iletişime geçtim diye kendimi tebrik ediyorum. Kendimi tebrik etmek yetmiyor. Onlara da aynı şeyi söylüyorum. İyi ki sordum. Hayatta aklıma gelmezdi. Hamile pilatesi bir anlamda annelik muhiti olmuş öyle mi diyorum? Gözlemini acele bir şekilde bir kavrama emanet etmek isteyen telaşlı sosyal bilimci edasıyla. Muhit kelimesi bir şey ifade etmiyor. Aynı anda çocuklarınızın eylemlerini paylaşacak arkadaş edinmeniz açısından diye bir açıklama getiriyorum. Yani diyor üçü birden. Yani ile sohbetin devam etmesi imkansız. Yeni bir teşebbüste bulunup anne bloggerları takip edip etmediklerini soruyorum. Şevkle cevap veriyorlar. Bıraksam saatlerce anlatabilirler. Başkalarının anneliğini okumayı çok seviyorlar. Niye seviyorlar? Tereddütte kaldıkları bir konuda takip ettikleri bloggerlara mı bakıyorlar yoksa anne ya da kayınvalidelerine mi soruyorlar? Özel eğitim öğretmenliği yaptığını öğrendiğim taze kumral anne, annemin ya da kayınvalidemin müdahale etmesinden hoşlanmıyorum diyor. Annenizin ve kayınvalidenizin yetiştirdiği çocuklar ortada diye bir cümleye başlamışken, üçü birden etrafa bakınıyor. Ortada duran birini aradıklarını neden sonra anlıyorum eşinizi ve sizi kastettim diyorum. Ha diyorlar cümlemi çok anlamsız bulduklarını ima eden yüz ifadesiyle. Onların yaptıklarını desteklersem şevkle cevap veriyor üçü birden. Birbirlerinin ağzından cümleleri yere düşürmeden bayrak yarışçısı gibi alarak adeta. Ama farklı bir şey söylersem onları kendileriyle yüzleştirecek bir cümle mesela. Hayır 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 kesinlikle öyle değil diye cevap veriyorlar. İçlerinden biri derhal kendi itiraz noktasını dillendirmeye başlıyor. Diğer ikisi aynı anda aynen 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 diye itiraza destek oluyor. İtirazın ilk cümlesi her defasında kesinlikle öyle değil diye başlıyor. Kesinlikle öyle olmayanın ne olduğunu anlamama imkan yok ama onlar birbirlerini birkaç klişe cümleyle mükemmel anlıyor. Aynen aynen diyorlar, sıkıntı yok diyorlar, eyvallah diyorlar. Klişelerle süren diyalog, bil bakalım ben şimdi neyden bahsettim yarışmasına dönüşüyor. Yavaşça çantamda gezdirdiğim kitabıma dönüyorum. Oysa buraya sadece yazmaya gelmiştim. Gördüğüm, tanık olduğum, hissettiğim ne varsa yazacaktım. Kitabıma döndüm. Kitabım Oya Köymen'in 2008 yılında yayınladığı Kapitalizm ve Köylülük. Önsöz şöyle başlıyor tanınmış tarihçi hobbsbaum'un 20. yüzyıl üstüne gazeteci antonio polito ile yaptığı uzun söyleşinin bir yerinde polito şu soruyu sorar 20. yüzyıl sıradan insanların yüzyılıydı sizce yüzyılın sıradan insanını kim temsil ediyordu hobbsbaum şöyle cevap veriyor 20. yüzyılın başında toprağından geçinen köylü tipik bir insanoğluydu. Ama 20. yüzyılın sonunda artık değil. Yüzyıl boyunca işçi sınıfı hızla büyüdü. Yüzyılın 3. çeyreğinde zirveye erişti ama şimdi boyutu ve etkisi hızla azalmakta. Batı Avrupa ya da Amerika için ofis çalışanı akla gelebilir ama dünyanın çok büyük alanları için bu geçerli değil. 20. yüzyılın sonu için tipik sıradan insan anne ve çocuklarıdır. Keşke toprağa bol olasıca Hobsbawm hayatta olsaydı ve blog annelerle yeni nesil annelerin iletişimi ve etkileşimi üzerinden Antonio Polito'ya söylemiş olduğu görüşlerini gözden geçirerek yeni bir izah sunsaydı bize. 21. yüzyılın en sıradan insanı olarak anneler ve çocuklarıdır hükmünü tam olarak yerine yerleştir. Fatma Barbarasoğlu, Yeni Şafak